Evet değerli izleyenler, güzel birbirinden değerli şahsiyetlerle sizlerle beraber olmaya devam ediyoruz. Mikrofonlarımızı uzatmaya devam ediyoruz. Yine kaliteli, değerli bir şahsiyet adaylarımızdan biri Ahmet Çevik. Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Sizleri sormalı. Hamdolsun şükür sizleri böyle iyi görünce bizler de iyiyiz. Biz de sizleri böyle her yerde, karda, yağmurda, çamurda, her yerde bulunduğunuz için biz de size teşekkür ederiz. Biz de size teşekkür ederiz efendim. Çok güzel bir gün. Evet. İnsanlarımız toplanmış. Bir yoklama olacak bugün. Neler söylemek istersiniz? Hem parti için, memleketimiz için, 24 Haziran seçimleri için. Şimdi buradaki hedefimiz, evet burada 32 tane aday adayımız var. Hepsi birbirinden daha iyi insanlar. Bizim burada aday olup olmamamız pek fazla önemli değil. Bizim hedefimiz burada AK Parti'dir. Hedefimiz Türkiye'dir. Hedefimiz İslam alemidir. Hedefimiz geleceğin teminatı olan evlatlarımızdır. İslam alemi dediniz. Yaklaşık 1,5 milyar İslam alemi, 1,5 milyar Müslümanın gözü, kulağı Türkiye'de ve bizde, ülkemizde. Biz bir nevi onlara rehberlik ve öncülük ediyoruz. Kendi konumumuzu korumalıyız. Buna göre hareket etmeliyiz. Dış çemberimiz ateş çemberi. Etrafımızda kötü ülkeler, kötü insanlar bizi parçalamak, bölmek istiyorlar. Bunun için neler söylemek istersiniz? Şimdi bakınız, İslam alemi dedik. Dünyada 1,5 milyarın üzerinde Müslüman var. Herhangi bir İslam alemi ülkesinin başından bir musibet geldiyse yine Allah 1000 defa Sayın Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Hiçbir lider tutup bu Müslüman alemini bizim liderimiz kadar savunacak bir lider İslam aleminin içerisinde de görmüyoruz. Bununla beraber dikkat ederseniz bizleri çok sevmeyen bizim düşmanlarımız var. Biz Türkiye olarak, İslam alemi olarak Sayın Genel Başkanımıza kulak verelim. Eğer bugün Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkenin başında olmamış olsaydı acaba bu ülkenin hali ne olurdu? Bizler, ülkemiz şu an Suriye'den daha beter olurdu. Irak'tan daha beter olurdu. Peki Suriye'nin başında, Irak'ın başında musibet geldi. Hiç olmazsa onların Türkiye'de bir kapısı açıldı onlara. Rabbim korusun. Eğer bu ülkenin başında öyle bir musibet gelirse bizim başımızı sokacak bir kapı var mı? Gidecek bir yerimiz. Bize açılacak bir kapı var mı? Kesinlikle yok. Onun için kesinlikle. Aslında bu sahada evet Türkiye'nin Cumhurbaşkanıdır. Ama bütün İslam aleminden liderlik yapan bir insandır. Bu bir Allah'ın vergisidir. O da bizim gibi bir insan. Ama Türkiye'de de gelmiş geçmiş çok değerli liderlerimiz oldu. Örneğin merhum Adnan Menderes, merhum Turhut Özal, merhum Sayın Erbakan, neticede en son olarak Sayın Cumhurbaşkanımız geldi. Allah-u Teala Sayın Cumhurbaşkanıma sağlıklı uzun ömürler, sıhhatli uzun ömürler versin. Bunlar çok önemli. Yani bu sahada bir Türkiye içinde değil. Evet Türkiye'nin Cumhurbaşkanıdır. Ama dünyanın içerisindeki İslam alemi gözü kulağı Türkiye'dedir. Türkiye'nin de İslam aleminin de gözü kulağı Cumhurbaşkanındadır. Aslında sağduyulu insanlara buradan davet ediyorum. Buradan çağrıda yapıyorum. Bu 24 Haziran seçimlerinde de Sayın Cumhurbaşkanımıza canla baştan sahip çıkmalarını istiyoruz. Bu çok önemli. Teşekkür ediyoruz. Bu çok önemli. Size de teşekkür ederim. Teşekkür başarılar ediyorum. Dilerim. Sağ olun. Allah sizden de razı olsun. Rabbim Sayın Cumhurbaşkanımıza başarılar versin. Sıhhatlı, sağlıklı, uzun ömürler versin. Sağ duyulu insanlara da buradan çağrı yapıyorum. Sayın Genel Başkanımıza sahip çıksın. O bir Türkiye'nin lideridir. Bütün İslam aleminin gözü kulağı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Tayyip Erdoğan sıradan bir lider değil, dünyanın liderlerin lideridir. Hepinize teşekkür eder, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, bizler de ülkemizde nice Fatih Sultan Mehmetler istiyoruz. Rabbim onlara, onlardan razı olsun, ölmüşlere rahmet eylesin, sağ kalanlara da yardım etsin diyoruz. Gerçekten iyi durumda, iyi konumda değiliz.